Dinleneceğimiz bir yer ararken orada aile yakını gördük. Hikmet'in amcasıydı galiba. Yeğenim burada yaşıyor, sesini duyduk dediler. İşte dinlemeye başladık. Ön tarafta çok fazla caddenin o E5'in verdiği gürültü vardı. Arka taraftan bir tünel açtım, giriş yolu açtım. Sesi gerçekten duydum. Hummalı bir çalışma başladı. Sonra işte madenciler geldi, İHA geldi. Ciddi bir destek verdiler. İşte koordinasyonu belirledik. 11,5 saat kazdık orayı. 14,5 metre ileriden çıkarttık Hikmet'i. O duman çıkma hadisesi de işte gece sabaha karşıydı. İşte artık sabah ayazının vurduğu saatlerde ben daracık bir tünelde Hikmet'e ulaşmıştım. Hikmet'le yan yanaydım. Yani 45-50 dakika kesintisiz Hikmet'in arkasındaki enkazı boşaltmak için ikimizin de vücut ısısı ve kalp atışları birleştiği için çok fazla nabız yükselmişti ve vücudumda aşırı fazla şey vardı, böyle ter vardı. Birden soğuk havaya çıkınca soğuk buharlaşma oluştu. Ben bunların farkında değilim. Sosyal medyadan işte sizi servis etmişsiniz, arkadaşlarım, akrabalarım ulaştılar. Canhıraş, herkes mücadele etti. Ben bir tık daha fazla ön planda oldum ama oradaki herkesin bir kalbi var. Herkes o kalbi koydu ortaya. Ben çıkalım onu istiyorsan ya. Normalde biz iş makinesinin değdiği enkazlara girmiyoruz. Çünkü iş makinesi ölüm demektir. Çok ısrar eden bir aile vardı. Aileden tek fertleri, yaşayan fertleri burada enkaz altında olduğunu, kolay bir yerde olduğunu söylediler. Keşfe gittik. Çıkaracaktık ama sabah saatiydi ve üzerimde 10 günün yorgunluğu vardı. Kahvaltı etmeden gitmiştim. Bir keşif yapalım, gelelim, ekiple gidelim, çıkaralım cenazeniz dedik. Ama orada aile biraz panik oldu. Enkaz alanına 4-5 kişi birden ve gönüllüler ve hiç tanımadığım insanlar çıkmaya başlayınca onların güvenliğini sağlamak için bir sağa bir sola hızlı bir şekilde sen çıkma oraya çıkma derken ayağım bir molozun üzerindeki demire takıldı. Sol kulağım üzerine betona düştüm. Kulağım kıkırdağın üzerinden koptu. Aşağı düştü. Üniversite hastanesine yönlendirdiler. Orada diktiler. 20 küsür tane dikiş var. Geri geldim. Sağda çalışmaya devam ediyorum. Beden gücü yoksa koordinasyona yardım ediyorum ki yine de beden gücüyle de çalışıyoruz. Kulağım burada, ellerim ayaklarım duruyor. Kovulana kadar da buradayız.